Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sofralara yakışır, şık, kozalak mantısı yapacağız. Güzel bir tarif olacak, hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle böyle 3 adet günlük taze yufkam var. Günlük yufka olursa bu şekilde daha güzel olur. Şimdi bir tane yufkamı aldım. Böyle tam ortasına gelecek şekilde düzeltiyorum. Sonrasında tam uç kısmına kadar katladım. Böyle üçgen oldu yani. Tekrardan katlıyorum uç kısmına. Ve son kez katladım. Bakın bu şekilde. Düzeltiyorum şöyle. Ve şimdi keskin bir bıçak yardımıyla kenar kısımlarını kesiyoruz. Aynı şekilde öteki tarafını da kestim. Ve böyle bir pipet yardımıyla böyle uç kısmından sarıyorum. Bakın bu şekilde. Ve sivri kısmını yani en uç kısmını da suyla ıslatıyorum. O şekilde yapışıyor zaten. Ve pipetten çıkardığım an şekli bu şekilde. Bakın bir tane alıyorum. Kesip hazırladığımız yufkalardan tam uç kısmına pipeti yerleştiriyorum ve bu şekilde döndürüyorum. Uç kısmını suyla ıslatıyorum. Yapıştırıyorum ve pipeti çekiyorum. Bakın ne kadar güzel şekli oluyor. Hiçbir şekilde de açılmıyor, bozulmuyor. Eğer isterseniz en son tekrardan tam orta kısmından tekrardan kesersiniz. Yani bunun yarısı kadar daha küçük böyle lokmalık olmasını istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde böyle gösteriyorum hemen. Yapması da çok zevkli. Gayet de pratik. Evet, tüm yufkalarımızla bu şekilde şekil vermeye devam ediyoruz. Evet, hepsine şeklini verdim. Yufkalarım hazır. Şimdi kızartmak için derin bir tavamı ocağın üstüne aldım. Yağım kızmaya başlayınca yufkalarımızı bırakıyoruz. Bir taraftan da yufkalar kızarırken bir taraftan da kıymalı harcını hazırlıyoruz. Bunun için tavama 3 yemek kaşığı sıvı yağını aldım. Küp küp doğradım. Soğanlarımı da ekledim. Güzelce kavuruyorum. Soğanlarım az çok yumuşadı. Sonrasında kıymamı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kıymayı açalım iyice. Bu şekilde bırakmayalım. Ki her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Bu arada tarifin net ölçülerini açıklamaya yazıyorum her zaman. Oradan bakabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan herhangi soru bir şey olursa da yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor oluyorum her zaman. Sürekli böyle kavuralım. Bir taraftan da yufkalarımız kızarıyor. Çevirelim mutlaka
ki her tarafı güzel bir şekilde kızarsın. Evet, bu kadar kızarması benim için yeterli. Şimdi servis edeceğim tabağıma alıyorum. Fazla yağını akıtıyorum. İkinci tavamı da ekliyorum. Evet, bir taraftan kıymamız da pişti. Üzerine rendelediğim domateslerimi ekliyorum. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber kullandım. Onları da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve ikinci tavamız da kızardı. Onları da alıyorum. Aynı şekilde fazla yağını akıtıyorum. Bakın, hiçbir şekilde yufkalarımız açılmadı, şekli bozulmadı. Son olarak bir tatlı kaşığı salça ekliyorum kıymalı harcıma. Son kez kavuruyorum. Birkaç dakika bu şekilde kavuruyorum ve ocaktan alıyorum. Ve şimdi tüm malzemeleri buluşturma zamanı. Çıtır çıtır olmuş yufkalarımızı servis edeceğimiz tabağa dizdik. Sonra böyle orta kısmına yoğurdumuzu gezdiriyoruz. Sarımsaklı yoğurt, isterseniz sade yoğurt. Tercih size kalmış. Yoğurdu tam ortasına gezdirdikten sonra üst kısmına da hazırladığımız kıymalı harcımızı gezdiriyoruz. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir yorumunuz sayesinde YouTube beni daha çok öne çıkarıyor. Bu yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Evet, güzelce kıymalı harcımızı da orta kısmına bıraktıktan sonra son olarak maydanozla gezdirdik. Ve yemeğimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli ve şık görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Hem lezzetli, doyurucu, pratik ve de şık. Şöyle bir tane de göstereceğim alıp. Hem böreği, hem işte yoğurdu olsun, kıymalı harcı olsun, hepsi birlikte çok güzel bir uyum içinde. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi de bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.